Devletin diğer çok önemli görevi sosyal güvenlik alanı. Şu Türkiye'de milyonlarca emeklimiz torununun nişan törenine bir tane çeyrek altın alsa ay başını getiremiyor. Çünkü aldığı para çekirdek leblebi parası. Çünkü aldığı para yoksulluk sınırının altında. Torununun nişanına, sünnetine, düğününe bir çeyrek altın alan amcamız, dedemiz, babaannemiz ay başını nasıl getireceğim diye gece uyku uyuyamıyor. Böyle sosyal güvenlik mi olur? İşte yüz binlerce emeklilikte yaşa takılanların yaşadığı mağduriyet. Efendim, bu emeklilikte yaşa takılanların talepleri çok maliyetliymiş. Yahu Allah aşkınıza, bu emeklilikte yaşa takılanların bütün talebini karşılasanız sizin hükümet olarak bir ayda ödediğiniz faiz parası bile etmez. Ayda 2,5 milyar dolar, yılda 30 milyar dolar faiz parası ödüyorsun. Bütün emeklilikte yaşa takılanların bütün taleplerini yerine getirseniz bir ayda faize verdiğiniz para yeter de artar bile. Devlet vatandaş söz konusu olunca sineğin yağını hesap ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu en kritik kalp ilacının parasını ben ödemem, ucuz muadilinin parasını öderim diyor. Allah aşkınıza, böyle kritik bir noktada, böyle hayati bir konuda paranın hesabı yapılır mı Allah aşkına? Adamın ölüm tehlikesi var. En ağır, en hassas kalp ilacı yazılmış. Bizim Sosyal Güvenlik Kurumu hayır, ben bunu ödemem, ucuz muadilini öderim diyor. Bugün bir tane belediye başkanının makam odasının masrafı değil, makam odasına yaptırdığı banyo ve tuvaletin masrafını versen o kalp ilacının parasını o misliyle çıkartırsın. Milletin verdiği vergilerle millete hizmet etmesi gereken devlet elini eteğini bu hizmet alanlarından çekmiş. Bunları özel sektöre havale etmiş ama diğer taraftan aldığı vergileri misliyle arttırmış. Devletin vergilerini, gelirlerini arttırmış, hizmetlerini kısmış. Elini eteğini çekmediği alanlarda da işte şu örneklerde gördüğümüz gibi devlet görevini layıkıyla yerine getiremiyor. Bizim iktidarımızda yeniden refah döneminde devlet vatandaş söz konusu olduğu zaman üçün beşin hesabını yapmayacak. İşte bizim düsturumuz budur. Devlet bütün kaynakları betona, çimentoya, faize vermek yerine vatandaşın, halkın hakkını verecek Allah'ın izniyle. Sosyal güvenlik sistemi güçlendirilecek ve kapsamı genişletilecek. Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti derhal iş başına gelir gelmez giderilecek. Yeniden refah iktidarında sosyal güvenlik sistemi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın sosyal güvenlik anlayışını örnek alacak.